emek veren kim? Biz! Kadın köy işçisi yalnız değildik. Kadın köy işçisi yalnız değildik. İnsanca yaşayacak bir ücret teklifiyle görevinize sayılı günler kala müzakere masası derhal kurulmalı ve Kadıköy işçisinin hakkı olan onayladığı toplu sözleşme imzalanmalıdır. Yandan işte masası, yandan direv alayı, ya sözleşme masası, yandan direv alayı, ya sözleşme masası, yandan direv alayı. Aksi takdirde aynı dayanışma ile 19 Kasım'da 19 Kasım'da Kadıköy işçisiyle kol kola grev halayımızı çekeceğiz. Yani sebebi 2 yıllık çalışma hayatımızı etkileyecek olan toplu sözleşmemiz. Toplu sözleşmemizde artık çok kritik bir aşamadayız arkadaşlar. Bu kalabalık gösteriyor ki, bu dayanışma gösteriyor ki Kadıköy işçisi yalnız değildir, emeğine sahip çıkacak. Karşısında belimizin iyice büküldüğü bu dönemde bizlere komik bile denemeyecek ücret teklifleriyle geldikleri için artık bu mücadelemizi iş yerlerimize, sokaklara, meydanlara taşıyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Ekim 2024 itibariyle açlık sınırının 21 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 71 bin liraya dayandığı bir dönemde Kadıköy Belediyesi'nde çalışan bir büro personeli tüm yan hatlar ve yol ücreti eklenerek ancak 24 bin lira. Çocuklarınızı emanet ettiğiniz bir öğretmen sadece 25 bin lira maaş alıyor. Hafta sonu nüfusu 7 milyonu bulan Kadıköy'ü temiz tutmaya çalışan temizlik işçisi evine çocuklarına vakit ayırmadan, izin yapmadan ayın 30 günü çalışarak gelirini ancak 30 bin liralara yükseltebiliyor. Kadıköy Belediyesi işçileri kirasını ödeyemiyor. Öğle yemeğini bir lokantada yiyemiyor. Bir aylık yemek ücreti bir haftalık market alışverişinde eriyip gidiyor. Yüksek kiralar nedeniyle Kadıköy Belediyesi artık Kadıköy Belediyesi işçileri artık Kadıköy'de yaşayamıyor. Alkış, ıslık ve zılgıtlarla grev kararımızı asıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yarın